Payitahta yüklü miktarda silah gelmiş. Malumatı olan. Yok. Paşalarım. Siz vazifenizi layıkıyla yapmazsanız mesleğinizden olur evinize gidersiniz. Ben layıkıyla yapamazsam bu milletle beraber mezara giderim. İşte bu yüzden milletimin zararına dokunacak en ufak havadis benim uykularımı kaçırır. Başkalarının mühim saymadığı havadislerin peşine düşmem, onların arkalarını araştırmam bu yüzden. Bana evhamlı diyorlar, desinler. Ben sadece gafil değilim o kadar. Hünkârım, bağışlayın, mahcubuz. Lakin merak ederiz, kime gelmiş bu silahlar? Malumata göre Ermeni çeteleri. Bir kilisenin içinde 3 Ermeni öldürülmüş. Müslüman bir genç tarafından öldürüldükleri söyleniyor. Nerede söyleniyor paşam? Sokakta hünkârım. O halde sokakta gezenleri alalım bu divana. Zaten sizinle aynı şeyi söylerler. Ne demek bir Müslüman bir genç tarafından öldürüldüğü söyleniyor? Mesele gayet açık değil midir? Müslümanlar öldürüldü. Ermeniler öldürüldü. Silahlar geldi. Büyük bir hamleye hazırlanıyorlar. O silahları bulacağız paşalar. Yoksa düşmanlarımız muvaffak olur. Paşam. Çekil Saffet, çekil. Biz çekilsek de aslan parçaları çekilmez. Saffet, hünkârımızı görmem lazım. İçeride paşalar istişare için toplanmış vaziyetteler. Ben de sizin istişare heyetine geri alındığınızı duymadım. Kusura bakmayın. Saffet Efendi, kulaklarını aç da beni iyi dinle. Eğer ben hünkârımızın huzuruna destursuz girme cüretini gösterdiysem, seni de fizana sürmem, bir kelamıma bakar. Çekil dedim, çekil. Çekilin dredensizler. Çekilin. Paşam durun. Ne münasebet bu paşa? Hünkârım, af buyurunuz. Bana öyle bir şey söyleyiniz ki arkanızdaki iki silah yere insin. Yoksa cezanız ağır olacak. Hünkârım, gemiden silahlar inmiş. Payitahtta anarşi çıkacak. Bana bilmediğim bir şey söyle paşa. Hünkârım, silahların yerini biliyorum. Gel paşa. Çıkın. Buyur paşa. Hünkârım, bizim oğlan Sebahattin. Şehzademiz Abdülkadir'le birlikte bir ticaret işine girmişler. Ucuza kumaş alıp satacaklarmış. Lakin ben bir havadis aldım. İstemeden de olsa Sebahattin'i kandırmışlar. Kaçak silah işine karıştırmışlar. Nereden aldınız bu bilgileri? Gümrükte çalışan bir Ermeni hünkârım. Ama devletine çok sadık biridir. Anlatın. Hünkârım, Ermeniler isyan edeceklermiş. Haklısınız paşa. Söylediğiniz doğru. Ermeni, Hınçak ve Taşnak çetelerinin İstanbul'daki mensupları. Ev ev, isim isim, hepsinin yeri belirlendi. Lakin silahları kimin verdiğini bilmiyoruz. Eğer Ermenilere getirildiğini söylemeseydin, verdiğiniz havadisten şüphe ederdim. Silahların nerede olduğunu biliyorum demiştiniz. Buyurun. Hünkârım, silahların şu an için tam olarak yerini bilemiyorum. Lakin nereye geleceğini biliyorum. Yarın teslimat yapılacak. Anlat. Belgrad ormanlarında. Müsaade buyurursanız tam yeri bu haritada işle. Hünkârım, teslimat yarın tam öğle vakti olacakmış. Müsaade buyurursanız askerlerle birlikte ben de gelirim. Gerek yok paşa.
Hünkârım, böyle söyledim çünkü bundan önce de mühim havadisler getirdiğim vuku bulmuştu. Ancak bu havadisler artık beceriksizlikten midir, başka sebepten midir bilinmez. Boş teşebbüslerle bu havadisler yarım kalmıştı. Siz vazifenizi yaptınız. Bu kadar kâfi. Hünkârım, müsaade buyurursanız istişare heyetine tekrar kabulümü arz ederim. Yemin ederim devletime hizmet edemediğim için geceleri gözüme uyku girmiyor. Eğer getirdiğiniz havadis doğru çıkarsa divanımıza tekrar girebilirsiniz. Allah uzun ömürler versin. Allah uzun ömürler versin. Allah uzun ömürler versin. Celal evladım. Kraliyet Sarayı'ndan getirdiğin jurnallerden İngilizlerin Rus topraklarındaki ajan faaliyetlerinin mevkilerini çıkar. Emredersiniz hünkârım. Mr. Herbert'ın imzaladığı bu evrakı artık gerek kalmadı.